Rakip tanıman bilgi yarışmasından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Aksaray Belediyesi Web TV stüdyolarımızda hazırladığımız Rakip Tanıman Bilgi Yarışması'ndan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Yarışmamıza geçmeden önce bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bugün yine birbirinden farklı alanlarda uzman olduğunu söyleyen iki yarışmacım var. Alperen ve İsmail. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışmaya geçmeden önce ve kurallara geçmeden önce sizleri kısaca bir tanıyalım. Alperen, senden başlayabiliriz. Adım Alperen Burak. Şu anda üniversiteye sınavına hazırlık yapıyorum. Ve hayalimdeki meslek elektrik elektronik mühendisliği. Bu şekilde. Hobilerin falan nedir? Hobilerim basketbol ve oyunlardır daha çok. Ve soru çözmekten hoşlanırım. Bu şekilde. Anladım. Tam bir zaten sen de böyle bir matematikçi edası görüyorum ben. İnşallah en kısa zamanda üniversite sınavını kazanıp istediğin bölüme, istediğin üniversiteye yerleşirsin diyoruz. İsmail sen de hoş geldin. Sen de bir tanıyalım. Hoş bulduk öncelikle. İsmim Muhammed İsmail Akay. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden bu sene mezun oldum. KPSS sınavına hazırlandım bu sene. Açıklanmasını bekliyorum. Onun dışında ben de basketbol oynuyorum, müzik dinliyorum. İyi bir müzik dinleyicisiyim. Kendi çapımda enstrümanlarla uğraşıyorum diye söyleyebilirim. Mesela? Elektro gitarla mesela. Elektro gitar. Evet. Çalabiliyor musun? Yani çok aşırı demeyeyim ama yani az bir durumum var yani. Anladım. Evet. Biraz bir şeyler tıngırdatıyor evet, diyorsun. Evet, biraz var evet. Anladım. Ben memnun oldum sizleri tanıdığıma. Hazırsanız yarışmaya geçelim. Tabii. Şimdi sizlere 15 tane soru soracağım. Bu 15 tane sorunun 3 tanesi bonus soru. Aksaray'la alakalı sorular bunlar. 12 tane sorumuzun puan değeri 10 puan. Toplamda 120 puan alabilirsiniz bu 12 sorudan. 3 tane sorumuz ise bonus soru ve bunlar Aksaray'la alakalı olduğu için biraz yarışmacılarımıza ve şehrimize torpil geçelim dedik. 20 puan yaptık. Ve şöyle bir güzellik sağladık. Bonus soruyu bilen yarışmacı kitap kazanıyor. Toplamda 3 tane bonus soru soracağım sizlere. Toplamda 3 tane kitap kazanabilirsiniz bizlerden. Ve bu haftanın ödülü Bluetooth kulaklık. Yine ikiniz de tam gençsiniz, ikiniz de müzik dinlemeyi seviyorsunuz. Büyük ihtimal işinize yarar diye düşünüyoruz. Hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Hazır. Alperen ve İsmail'le rakip tanımam bilgi yarışması başlıyor efendim. Karşınızda ilk sorumuz. Estonya'nın başkenti neresidir? Rakip tanımam bilgi yarışmasında İlk sorumuz Estonya'nın başkenti neresidir diye sorduk Alperen ve İsmail'e. Süreleri devam ediyor. Son 15 saniyeleri kaldı. Bakalım ilk sorudan yarışmacılarımız puan alabilecek mi? Evet, son 3 saniyemiz kaldı. Ve süremiz sona eriyor. Cevaplarımızı görelim. Kiev demiş Alperen, İsmail, Tallin cevabını vermiş. Doğru yanıt Tallin olacaktı. İsmail, tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. 10 puan kazanıyorsun. Kiev, Ukrayna'nın başkentiydi. Evet. Ama olur böyle şeyler. Bonus sorularımız var. Kendi alanından belki sorular gelir. Ümitsizliğe kapılmayalım. Her an her şey değişebilir diyoruz. Hazırsanız ikinci sorumuz edebiyattan geliyor. Aranız iyi mi edebiyatla? Fazla değil. Yani senin? Okumaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Anladım. Bir yazar eser sorusu soruyoruz. Yer Demir Gök Bakır kitabının yazarı olan edebiyatçımız. Yer Demir Gök Bakır kitabının yazarı olan edebiyatçımız kimdir diye sorduk. Bakalım yarışmacılarımız ne cevap verecekler? Evet, sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Yer Demir Gök Bakır kitabının yazarını sorduk. Süreniz sona erdi. Nihal Atsız demiş. İsmail senin cevabın Yaşar Kemal demiş. Doğru yanıt Yaşar Kemal olacaktı.
İsmail'e bir 10 puan daha kazandırıyor bu cevabı. Ve İsmail 20 puan oluyor. Ben de 0 puan. Alperen'e henüz puan veremedik. Heyecan var mı? Evet. Biraz. Heyecandan mı? Biraz da öyle, evet. Sorularımız gördüğünüz gibi bütün alanlardan gelecek. Edebiyattan, sanattan, spordan. Dolayısıyla heyecanlanmana gerek yok. Arada böyle biraz sohbet ederiz heyecanını almak için. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Tabii. Üçüncü sorumuza geçelim. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Bir gün kaç saniyedir? Bir gün kaç saniyedir diye sorduk. Süreniz var, düşünebilirsiniz. Hesaplayabilirsiniz. Yarışmacılarımız cevaplarını yazıyorlar. İsmail 20 puanda, Alperen'e 10 puan veremedik ve 3. sorumuz bir gün kaç saniyedirdi? Süreniz sona erdi. Cevaplarımızı kaldıralım. Alperen 86.400. İsmail, senin cevabına bakalım. 66.400. 66.400. Birinizinki doğru. Acaba hanginiz? Doğru yanıt 86.400. İsmail'e, pardon, Alperen'e 10 puan kazandırıyor bu cevabı. Puan durumu 20'ye 10. Matematiklerin iyi mi? Biraz düşündün. Evet. İşlem hatası mı yaptın hesaplarken? Aynen. İlk başta 84.400 olarak şey yapmıştım. Sonra yani bir anlık şey oldu, nasıl desem. İşlem hatası yaptın diye. Hesap hatası yaptın. Sonrasında 86.400. Kafamdan çarpmıştım biraz. Doğru cevabıyla sana 10 puanı kazandırdı bu yanıtın. Şimdi bonus sorularımıza geçelim mi biraz? Aksaray bilginiz nasıl? Benim o kadar iyi değil. Aksaraylısın. Aksaray değilim, ben Ispartalıyım. Ispartalısın. Ben doğma büyüme Aksaraylıyım. İnşallah bildiğimiz yerden çıkar diye ümit ediyorum. Ben de inşallah diyorum. Peki şöyle biraz sohbet edelim, sizin de heyecanınızı alalım. Sosyal belediyecilik anlamında Aksaray Belediyesi olarak ve belediye başkanımız Evren Dinçer bu konuda gayet güzel çalışmalar yürütüyor. Şehrin her yerinde 7/24 vatandaşların yanında. Sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturuyor. Şöyle biraz belediyenin çalışmalarından, biraz Evren Başkanımızdan konuşalım. Sizler ne söylemek istersiniz bu konuda? Öncelikle belediyemize ve size teşekkür etmek istiyorum. Son zamanlarda yaptığım, yani benim gördüğüm sosyal medyadan olsun, birebir de gördüğüm bilim merkezi açıldı. Evet. Bilim merkezinin açılması genç mühendislerin ve Türkiye'miz adına güzel bir başlangıç olur diye ümit ediyorum. Bunun yapılması çok önemli bir durumdu. Çünkü mühendislik alanında Türkiye'nin gelişmesi lazım. Ondan dolayı belediye başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'e. Bilim merkezi, kitap konakları, evet. Gençlerimizin böyle eğitim alanında, kültür sanat alanında, senin de biraz önce söylediğin gibi bilim alanında gerçekten güzel çalışmalara tabii imza atıyor. Sen Ispartalıymışsın. Evet. Senden de biraz böyle bir şeyler duyalım. Evet. Kaç yıldır buradasın? Ben burada tam 5 yıldır. 5 yıl artık buralı olmuşsun. Yani birazcık öyle. Peki evet, ne söylemek istersin belediye başkanımız Evren Dinçer'e? Belediye başkanımız hakkında ben genelde sadece dondurma şey yapan dondurma arabalarını görmüştüm. Birkaç kez de tadına bakmıştım ve gerçekten çok güzeldi. Onun dışında yani nasıl desem pek fazla dışarıya çıkmadığım için fazla bir şey göremedim ama ben mutluyum ve memnunum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Senin de biraz önce söylediğin gibi eğitime yeni başlayan öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, esnafımıza, tüm Aksaray içinde yaşayan tüm halkımıza belediye başkanımızın talimatıyla lokma ve dondurma arabamız her gün fire vermeden il merkezi, ilçe merkezleri, köy, kasaba demeden her yere vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Şöyle kısa sohbetin ardından biraz da Aksaray'dan bahsetmişken Aksaray sorumuz gelsin. Bu soru 20 puan. Güncel puan tablosuna baktığımızda 20'ye 10. Bu soru senin için aslında bir nevi avantaj diyeceğim ama inşallah bildiğin yerden i̇nşallah gelir. İnşallah. Aksaray'ın merkez ilçesi dışında yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi.
Evet, Aksaray'ın merkez ilçesi dışında yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi nedir diye sorduk Alperen ve İsmail'e. Cevaplarını yazıyorlar. Son 17 saniyemiz var. Bence cevaplarınızı yazmakta çok acele ediyorsunuz. Süreyi bence kullanın derim. Çünkü sorularımızda bazen böyle şaşırabiliyorsunuz. Aksaray'ın merkez ilçesi dışında yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi hangisidir diye sorduk ve süremiz sona erdi. Alperen Ortaköy, İsmail Eskil cevabını vermiş. Bu soruda 20 puanı alan yarışmacım İsmail oluyor. İsmail, tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bildiğin bir yerden geldi. Evet. Sen Ortaköy ilçemizi yazmışsın ama yüz ölçümünü dikkate aldığımızda şöyle Aksaray haritasını bir gözünün önüne getirdiğinde Eskil böyle biraz daha büyük bir ilçemizdi. Buradan sana 20 puan veriyoruz. Teşekkür ederim. Sana puan veremiyoruz Alperen. Güncel puan durumu 40'a 10 oluyor. 20'ye 10'du ve sen 20 puan kazandın. 40'a 10 oluyor. Şöyle o zaman ikiniz de basketbolla aranız iyi mi ikinizin de? İzler misiniz? Yani biraz. NBA takımlarını bilir misiniz? Yani önceden daha sık takip ediyordum. Şu an biraz daha Türkiye Ligi'ni takip etmeye başladım. Anladım. Üniversitemden dolayı ben de fazla takip edemedim maalesef. Anladım. Senin o konuda biraz dezavantajın var. Sınava hazırlandığın dönemdesin. Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeden basketbol sorumuz gelsin efendim. 2016-2017 sezonu NBA şampiyonu kimdir? Hangi takım olmuştur NBA şampiyonu? Yarışmacılarımla tüm gaz devam ediyoruz. İsmail ve Alperen'le yarışıyoruz. İsmail 40, Alperen 10 puanda efendim ve 5. soruda 2016-2017 sezonu NBA şampiyonu hangi takım olmuştur diye sorduk. Süreniz sona erdi. Cevaplarımızı alalım. Alperen cevap yok demiş. İsmail, cevabına bakabilir miyim? Golden State. Doğru yanıt Golden State olacaktı. Golden State Warriors. 2016-2017 sezonu NBA şampiyonu Golden State Warriors İsmail'e 10 puan daha kazandırıyor. Güncel puan durumu 50'ye 10 oluyor. Şöyle biraz açılman lazım bence. Evet. Hadi bonus soruları Aksaraylı değilsin ama 5 yıldır buradasın. O konuda biraz böyle tolere edebiliriz ama diğer sorular bence çok basit. Şimdi 6. sorumuz gelsin. Sen üniversiteye hazırlanıyorsun, ben sen mezun, de üniversite mezunusun. Tamam, bu soruyu ikinizin de bileceğini tahmin ediyorum. Wilbur ve Orville Wright kardeşler hangi icadı ile bilinir? Çok sık duyarız Wright kardeşler, Wright kardeşler. Böyle sosyal medyada olsun, üniversitede olsun. Güncel puan durumumuz İsmail 50 puanda, Alperen 10 puanda efendim. 6. sorumuz, Wright kardeşler hangi icadı ile bilinir dedik. Yarışmacılarım cevaplarını yazdılar ve süremiz sona erdi. Cevaplarımızı bir alalım. Alperen uçak, İsmail cevabını göremiyorum. Uçak demiş, ikiniz de 10 puan kazanıyorsunuz. Uçak. Uçağın mucitleri. Evet, mucitleri. Wright kardeşler. Evet, diye çok fazla duyarız böyle sosyal medyada. Böyle kıtalar arası yolculuğu özellikle çok kısa sürelere indirmesiyle bilinen Wright kardeşler uçağın mucitleri. Şimdi 60'a 20 oldu. Evet. Arada 40 puanlık bir fark var. Ama önünde 2 tane bonus sorusu var. Bu ne demek? Farkı çok rahat bir şekilde kapatabilirsin demek. İsmail, senin için de böyle farkı açıp yarışmanın birincisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemen demek. Şimdi Yeşilçam filmlerini izler misiniz? Yani biraz. En sevdiğin film nedir Yeşilçam'da? Genelde Kemal Sunal filmlerinden tam adını hatırlayamadım şu anda da. Bir şey vardı filmdeki, yani konusu 3 tane genç vardı, yok Kemal Sunal ve bir tane daha arkadaşları Süt vardı. Süt kardeşlerden mi bahsediyorsun? Süt kardeşlerden, evet.
Evet, tam hatırlayamadım. İsmail sen? Benim daha çok ilgime giden 75-80'li yıllardan ziyade bu 60'lı yıllarda Ayhan Işık'ın ve Sadri Alışık'ın yaptığı filmler. Onlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Hepsini izlemesem de izlediğim filmler var aralarında. Anladım. Şimdi 7. soruyla devam ediyoruz. Bu soru çok basit. Yani ikinizin de yine bileceğini tahmin ediyorum. Sorumuz şu şekilde. Aç kapıyı Veysel Efendi repliğini duyuyorsanız hangi filmi izliyorsunuzdur? Alperen ve İsmail'le rakip tanıman bilgi yarışmasında yarışmamıza 7. soruyla devam ediyoruz. Güncel puan durumu İsmail 60 puanda, Alperen 20 puanda efendim. Aç kapıyı Veysel Efendi repliğini duyuyorsanız hangi filmi izliyorsunuzdur diye sorduk. Süremiz sona erdi. Alperen cevap yok. İsmail Hababam Sınıfı cevabını verdi. Doğru yanıt Hababam Sınıfı olacaktı. Hep birlikte toplanırlardı. Böyle evet, özellikle evet. Fener'in maçına kaçmak evet. için. Kapıda da bir güvenlik vardı Veysel Efendi. Okulun bekçiliğini yapan. Evet, okulun bekçisi. Aç kapıyı Veysel Efendi deyip onu genellikle böyle kandırıp evet. Sanki bir işi varmış gibi okulun dışına çıkıp kaytarmak amacı. Evet, dönüşte okulun girişinde Mahmut Hoca ile karşılaşan Hababam Sınıfı ekibi İsmail'e 10 puan kazandırıyor ve 70'e 20 oluyor efendim puan durumu. Şimdi geldik ikinci bonus sorumuza. Yine Aksaray'la alakalı. Yine ikinizin de rahatlıkla bileceğini tahmin ettiğim bir soru. Hazırsanız 8. sorumuz. Peki. Alanyurt, Gazi Emir, Uzunkaya hangi ilçemize bağlı köylerdir? Alanyurt, Gazi Emir, Uzunkaya. Bu köylerimiz bir ilçemize bağlı ve bu ilçemizi soruyoruz sizlere. Bu köylerin Aksaray'ın ne tarafta olduğunu az çok böyle gözünüzün önüne getirebilirseniz aslında o taraftaki ilçemizden yakalayabilirsiniz. Yarışmamızın ortasına doğru geldik. İkinci bonus sorumuz olan Aksaray'la alakalı sorumuzu sorduk. Alanyurt, Gazi Emir ve Uzunkaya köyleri hangi ilçemize bağlıdır dedik. Cevaplarımız Alperen Güzelyurt, İsmail Gülağaç cevabını vermiş ve bir kişi doğru yanıtı veriyor. Bu kişi Alperen oluyor. Alperen tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gittin mi hiç bu köylerimize? Gazi Emir'de çok güzel bir yeraltı şehri var. Evet. Işte. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin, yani binlerce turist çeken bir mekan Gazi Emir'de yeraltı şehri. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 8. soruda sen 20 puan kazanıyorsun ve puanını 40 yapıyorsun. İsmail sen 70 puandasın. Farkı böyle biraz kapatacağız inşallah. İnşallah. Şimdi futbolla aranız nasıl? Basketi sorduk. Şimdi futbola geldik. Futbolda fazla aram iyi değil. Takımları bilir misiniz Avrupa takımlarını? Yani çoğuna hakimim. Atıyorum Bayern Münih hangi ülkenin takımı? Bundesliga Almanya'da. Almanya'nın gibi evet. Bir soru geliyor şimdi size tamam mı? Tamam. 9. sorumuz. Standard Liège Genk maçını tribünden izliyorsanız hangi ülkedesinizdir? Güncel puan durumumuz efendim. Alperen 8. soruyu bildi, bonus sorusunu bildi ve 20 puan yazdırdı hanesine ve 40 puana ulaştı. İsmail bonus soruyu bilemedi, 70 puanda kaldı. 9. sorumuz yine bir futbol sorusuydu. Standard Liège Genk maçını tribünden izliyorsanız hangi ülkedesinizdir diye sorduk. Süremiz sona erdi. Şöyle cevapları bir kaldıralım. Alperen Almanya, İsmail Belçika demiş. Doğru yanıt Belçika olacak ve İsmail'e bu soruyla 10 puan daha ekliyoruz ve puanını 80 yapıyor. İsmail, Alperen 40 puanda. Biliyor muydun bu takımları? Evet, biliyorum. Hiç izledin mi maçlarını? Yani Bundesliga, La Liga gibi olmasa da yani televizyona denk geldiğim zaman bazen bakıyorum. Anladım.
Senin de dediğin gibi İtalya, Almanya, Fransa... Onlar biraz daha revaçta olduğu için. Evet, çok popüler, çok göz önünde. Özellikle UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde böyle bizim de yakından takip ettiğimiz ve temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar da karşılaşıyor. Evet. Oradan biliyoruz. Biraz Standard Liège Genk Belçika'nın futbol kulüpleriydi. Belçika Süper Ligi'nin. Şimdi geldik 10. soruya. Bu soruyu sorduktan sonra 5 soru kalıyor. Ve bunlardan bir tanesi son bonus sorumuz. Hazırsanız 10. sorumuz gelsin efendim. Oscar ödüllerinin provası olarak anılan ödül töreni hangisidir? Bir ödül töreni var. Ve bu ödül törenine Oscar'ın provası diyorlar. Yani onun kadar önemli bir ödül töreni bu. Onuncu soruda Oscar ödüllerinin provası olarak anılan ödül töreni hangisidir diye sorduk İsmail ve Alperen'e. Güncel puan durumunda İsmail 80, Alperen 40 puanda efendim. Süremiz sona erdi. Nobel ödülleri demiş Alperen. Emmy ödülü demiş İsmail. Bu soruda ikinize de puan veremiyorum. Oscar ödüllerinin provası olarak anılan ödül töreni Altın Küre. Bu soruyu... Öğrenmiş olduk. Evet, öğrenmiş oldunuz. Duydunuz Altın Küre'yi. Evet. Bundan sonra unutmazsınız inşallah. İlk defa ikinize de aynı anda puan veremediğim tek soru bu. 10. soru. Şimdi 11. soru. Şöyle biraz ipucu vermek istiyorum aslında ikinize de. Akdeniz'de nerelere gittiniz ülkemizde? Akdeniz'de hangi illeri gezdiniz? Mersin'e gittim. Annem tarafı Mersin'in olduğu için... Yaz ayları her zaman ziyaret etme olma şeyim oluyor. Alanya'ya gitmiştim. Başka oradan bir yere gitmedim. Mersin, Antalya'ya gittin, Adana'ya gittin. Evet, Adana'ya. Sen Ispartalısın, aslında çok yakınsın Antalya'ya. Biz bir dönem zaten Alanya'da yaşıyorduk. Ondan dolayı Akdeniz'deki neredeyse bütün yerleri gezdim. Tamam, çok güzel. Şimdi içim bir rahatladı. İnşallah bu soruda ikinize de 10 puan veriyorum, tamam mı? Karahisarlı ve Tufanbeyli ilçelerini gezmek isteyen bir gezgin... Hangi ile gitmelidir? Karahisarlı ve Tufanbeyli. On birinci sorumuzu sorduk efendim. Karahisarlı ve Tufanbeyli ilçelerini gezmek isteyen bir gezgin hangi ile gitmelidir diye sorduk. Son 12 saniyesi kaldı yarışmacılarımın. Güncel puan durumunda bir önceki soruda ilk defa aynı anda iki yarışmacıya da puan veremedik Oscar ödüllerinin provası sorusunda. Dolayısıyla 80'e 40 hala İsmail'in bir 40 puanlık üstünlüğü var. Süremiz sona erdi. Şöyle bir bakalım. İki yarışmacım da Adana cevabıyla benden 10 puan kazanıyor ve İsmail 90, Alperen 50 puan oluyor. Efendim ikinizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Adana'ya gittiniz ikiniz de. Beğendiniz mi? Güzel. Gerçekten çok bu güzel. Bu ilçelere gittiniz mi? Hayır. Ben de gitmemiştim ama. Karahisarlı ilçesinde Varda Köprüsü vardı. Evet. James Bond'un Skyfall filminin çekildiği köprü. Eğer Adana'ya yolunuz düşerse Adana şehir merkezine bir 30-35 kilometre uzaklıkta. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Geldik 12. soruya. Tarihle aranız nasıldır efendim? Güzel. Senin? Yani, çok mükemmel değil de. Yani İdare eder diyorsun. Diyebilirim, evet. Anladım. Çünkü şimdiki 12. sorum tarihten geliyor. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi hangi devlet kurmuştur? Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi hangi devlet kurmuştur diye sorduk. 12. soruda Alperen ve İsmail'le rakip tanıman bilgi yarışmasında. Yarışmamızın sonuna doğru geliyoruz efendim. Şöyle puan durumuna baktığımda 11. soruyu bildiler. İkisi de Adana cevabını verdi. Ve benden ikisi de 10 puan kazandı. İsmail 90, Alperen 50 puan oldu. Arada hala 40 puanlık bir fark söz konusu. Şöyle süremiz sona erdi. Cevaplarımızı bir alalım. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi hangi devlet kurmuş? Alperen Mısır demiş. İsmail Asurlar demiş. Doğru yanıt Asur olacaktı. İsmail'e 10 puan daha veriyoruz. Alperen'e bu soruda da puan veremiyoruz. Alperen senin canın sağ olsun. Çünkü İsmail üniversite okumuş.
Dolayısıyla önünde bir, yani geçmişinde bir 4-5 yıllık boşluğun vardı. Belki o dönemlerde böyle sinemaya, edebiyata merak salıp bunları duydun. Çünkü sen sınava çalışıyorsun. Dolayısıyla yani bilmemen gayet normal. Çünkü senin derslerin daha önemli. Evet. İnşallah sen de üniversiteyi kazanırsın istediğin bölümü. İsmail bir şey söylüyordun. Bir de babam tarih öğretmeni. Yani bilemezsen. Ayıp olur diyorsun. Evet, babanın adı nedir? Sebahattin. Sebahattin Hocam Aksaray'da mı? Evet. Hangi evet. okulda? Eskil'de. Eskil'de. Evet, Eskil İmam Hatip Lisesi'nde. Tarih öğretmeni. Eskil İmam Hatip Lisesi'ndeki İsmail'in babasına sesleniyorum. Hocam, oğlunuz 12. soruda tarihte bilinen ilk kütüphaneyi sormuştuk. Asurlar cevabını verdi. Doğru yanıt verdi. Doğru yanıt vermeseydin ne olurdu? Ayıp olurdu diyorsun. Evet, biraz gerçekten ayıp olurdu. Bir tarih öğretmeninin oğlu olarak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 13. soru yine bir Yeşilçam sorusu efendim. Kemal Sunal'ın Abdi Şakrak rolüyle hafızalara kazınan filmi hangisidir? Abdi Şakrak rolüyle çok soyadını çok fazla belki bilmeyebilirsiniz ama Abdi. Bu ismi duyduğunuzda Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın spesifik bir filmine gitmeniz lazım. 13. soruda Kemal Sunal'ın Abdi Şakrak rolüyle hafızalara kazınan filmi hangisidir diye sorduk efendim. Son 10 saniyesi kaldı yarışmacılarımın. Ve süreniz sona erdi. 13. soruda Kemal Sunal'ın Abdi Şakrak rolüyle hafızalara kazınan filmi hangisidir diye sorduk. Alperen cevap yok. İsmail Avanak Abdi demişsin İsmail. Yanlış cevap vermişsin İsmail. Doğru cevap Çöpçüler Kralı olacaktı. İzlediniz mi Çöpçüler Kralı'nı? İzledik evet. Şarkıcı oluyordu, sahneye çıkıyordu. Daha sonra evet. Billboardlarda Abdi Şakrak o böyle sahneyi gözümün önüne getirdim şu anda. Belki heyecandandır. O yüzden bu soruda sizlere puan veremiyorum. Yarışmamın 14. ve son bonus sorusuna geldik efendim. Nenezi Dağı'nın eteğinde tarihe ışık tutan vadimiz hangisidir? Efendim son bonus sorumuzda Nenezi Dağı'nın eteğinde tarihe ışık tutan vadimiz hangisidir diye sorduk. Yarışmacılarımın puan durumuna baktığımda İsmail 100, Alperen 50 puandı. Arada 50 puanlık bir fark var. Süremiz sona erdi. Ihlara Vadisi demiş Alperen. Ihlara Vadisi cevabını vermiş İsmail. Doğru yanıt Sofular Vadisi olacaktı efendim. Nenezi Dağı'nın eteğinde tarihe ışık tutan bir yer. Mutlaka gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Ihlara Vadisi, Hasan Dağı'ndan çıkan volkanların Melendiz Çayı'nda aşınması sonucu oluşmuş bir vadi. Evet. 14. soruda iki yarışmacıma da puan veremiyorum. İkisi de Ihlara cevabını verdi. Doğru yanıt Sofular Vadisi'ydi. Ve yarışmamın son sorusu. Köşek hangi hayvanın yavrusuna verilen isimdir? Köşek. On dördüncü bonus sorumuzda iki yarışmacıma da puan veremedim. 15. soruda köşek hangi hayvanın yavrusuna verilen isimdir diye sordum. 100 puana 50 puan olarak İsmail yarışmayı önde götürüyor. Son sorumuz ve son artık 5 saniyemiz kaldı efendim. Şöyle cevaplarımıza bir bakalım son kez. Alperen cevap yok, İsmail cevap yok. Keşke sallasaydınız. Köpek diye düşünmüştüm. Köpek diye düşündün. Köpeğin yavrusu enik. Sen ne derdin? Ben manda falan derdim herhalde. Mandanın yavrusuna da malak derler efendim. Evet. Köşek, devenin henüz bir yaşına basmamış yavrusuna deniyormuş. Aklıma gelmişti aslında ama. Keşke en azından bir şeyler yazmış olsaydınız diyorum. Ben ikinizi de tanıdığıma çok memnun oldum. İkiniz de böyle enerjik, biraz da sakindiniz bugün. İsmail yarışmayı 100 puanla birinci tamamlıyor. Alperen 50 puanla yarışmamızı ikinci tamamlıyor efendim. Bonus sorulara doğru yanıt verdiğiniz oldu. Buradan kitap kazandınız.
Biz yine gelen her iki yarışmacımızı da boş göndermeyelim diye Aksaray Belediyesi'nin sosyal tesisi Piramit Kafe'de sizlere kahvaltı ödülü veriyoruz. Ve İsmail bizden bir de Bluetooth kulaklık kazanıyor. Müzik dinlemeyi seviyormuşsun, evet. Elektro gitar çalıyordun. Evet. İşine yarar İsmail Bluetooth kulaklık. Ben ikinize de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yarışmamıza renk kattınız. Yarışmamız sona erdi efendim. Rakip tanıman bilgi yarışmasında bu hafta Alperen ve İsmail ile yarıştık. İsmail yarışmayı 151. bitirdi efendim. Bizler saat haftaya cuma aynı saatte aynı ekranlarda Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında ve belediyemizin sosyal medya hesaplarında saat 7'de sizlerle olacağız efendim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz.